Şimdi hiçbirinizin, bir daha söylüyorum, hiçbirinizin ve hiçbirimizin Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur. Nokta. Benim can ve mal güvenliğim yoksa yabancı sermaye niye gelsin başkan? Niye gelsin yabancı sermaye? EYT'liler hiç meraklanmasınlar. Onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı Türkiye'nin bugüne kadar hiçbir sorununu çözmedi. Tam tersine sorun üretti. Kamera şakası mısın nesin ya? Kamera şakası mısın sen? Ve hiçbirimizin Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur. Nokta. Ya sen gerizekalı mısın? Sen kiminle aşık atıyorsun ya? Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Amerika orada. Yunanistan orada. Kıbrıs Rum yönetimi orada. Mısır orada. Katar orada. Hepsi orada. Bir tek devlet yok. Türkiye. Niye yok? Niye yok? Hangi gerekçeyle yok Türkiye orada? Biz Doğu Akdeniz'deyiz. Fatih gemisindeyiz. 9 ülkenin Türkiye'ye karşı birleştiği ve siz orada gaz arayamazsınız, petrol arayamazsınız dediği yerin ahanda tam üzerindeyiz işte. Hepsi orada. Bir tek devlet yok. Türkiye. Niye yok? Kamera şakası mısın nesin ya? Kamera şakası mısın sen? Amerika orada. Yunanistan orada. Bir tek devlet yok. Türkiye. Ya sen gerizekalı mısın? Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Siz önce terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin. Kimlerle, hangi yollarda, nasıl yürüdüğünüzü bu millet gördü, görüyor. CHP'nin başındaki bu zat aynen kendi ifadesiyle söylüyorum. YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur. Bakın bu çok önemli. Bunu diyebilmiş, terör örgütünü böylesine sahiplenebilmiş bir kişidir. YPG dediği PKK'nın Suriye kolu. Sınır ötesinden yaptığı saldırılarla vatandaşlarımızın canına, malına, ibadethanesine kasteden terör örgütünü savunuyor. Dünyada hiçbir devletin, hiçbir istihbarat kuruluşunun, hiçbir insan hakları örgütünün bulamadığı bir gerçeği bunlar keşfetmişler. Neymiş? ÖSO bir terör örgütüymüş. PYD'ye parti diyenlerin ÖSO'ya terör örgütü demesi bizi şaşırtmaz ama birilerinin kafasını karıştırabilir. Onun için burada altını çizerek ifade edelim ki Özgür Suriye Ordusu terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan, içinde her meşrepten, her inançtan, her etnik kökenden insanın bulunduğu milli yapıdır. Sınırlarımızdaki terör tehdidi tamamen ortadan kalkana, halen 3,5 milyona yakın ülkemizde bulunan Suriyeli kardeşlerimizi kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız. Teröristlerin bulundukları yerleri boşaltıp boşaltmamak orada bulunanların bileceği iştir. Biz öyle alavere dalavere ile değil, açıkça ilan ettiğimiz şekilde yanlarında kimin olup olmadığına bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içip, havasını soluyup sonra da bulduğu her fırsatta gavurun kılıcını çalanları da milletimizin engin irfanına, takdirine havale ediyor. Bizim kesilen sakalımız bir süre sonra çok daha gür şekilde yerine gelir ama sizin kayıplarınızın telafisi o kadar kolay olmaz. Sadece ve sadece teröristlerin iddialarını, taleplerini, çıkarlarını korumak için karşımıza çıktılar. Bunları iyi tanıyın. Bunlara hiç güvenmeyin. Zira bunlara güvenilmez. Ey Batı! Ey Arap Ligi!
Ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler, hepinize sesleniyorum. Bu devran elbet dönecek. Bunların derdi, ummuyorlardı bunlar. Türk ordusu bu kadar süratle mesafe alacağını bunlar beklemiyordu, ummuyordu. Baktılar ki hesap tersine döndü, bunun üzerine şimdi aramaya başladı. Kiliseden sniperlarla ateş ediyorlar. Niye? Kiliseyi vuralım diye. Ama biz vurmadık. Çünkü orası bir ibadethaneydi. Biz bu kadar hassasız. Batı medyası bunları kullanmaya çalıştı. Biz teröristleri takip ettik. Sivillerden uzaklaştıkları anda da imha ettik. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşlerimiz, dostlarımız, tüm insanlık içinde onu istiyoruz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Geçen Sayın Macron'a söyledim. Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden siz değil misiniz ya dedim. Cezayir'de yüz binleri katleden siz değil misiniz ya dedim. Sen bana nasıl bunları söylersin dedim. Aynaya bak aynaya dedim. En önemli malzemelerinden biri sivil katliam iftirasıdır. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz. Bizim inancımız, ne kültürümüz, ne ahlakımız buna izin vermez. Buna karşılık bize bu ithamı yöneltenlerin geçmişleri sivil katliamlarıyla doludur. Bunlar için Afrika'nın kitabını şöyle bir açtığımız zaman Afrika'nın kitaplarında neler var neler var. Yani bunların hepsi maalesef bu tür kara kaplı, evet, defter ve kitaplarla bunların mazisi dolu. Suriye konusunda utanmadan, sıkılmadan bizi sivil katliamıyla itham edenlere ben şunu söylemek istiyorum. Sivil katliamı görmek istiyorsanız hemen yanı başımızda. Suriye'nin Halep'inden İdlib'ine, Hasekes'inden Rakka'sına, Deir-i Zor'undan Deraz'ına kadar Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere bakın. Bitmedi. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Arakan'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Kafkaslar'da, Yukarı Karabağ, Balkanlar'da, Bosna'ya bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız hemen burnunuzun dibinde, neredeyse her gün Müslümanların sokaklarda taammüden öldürüldüğü Filistin'e bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız bölücü terör örgütünün kadın, çocuk, yaşlı demeden ülkemiz topraklarında 40 yıldır yaptığı terör eylemlerine bakın. Velhasıl sivil katliamı görmek istiyorsanız aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın. Türkiye bu konuda asla itham edilebilecek bir ülke değildir. Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır,
dili çatal, yüreği taşlaşmış, vicdanı kararmış demektir. Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz. Ama şunu bilin ki yarın öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. İşte o zaman birileri de sizin karşınıza terörle mücadelenize destek için değil de teröristlere kol kanat germek için çıkacak. Emin olun o zaman bizi çok iyi anlayacaksınız. Ama iş işten geçmiş olacak. Teröristler kapınıza dayandığında sınırlarınızdan içeri düşen bombalarla vatandaşlarınız ölür ve yaralanırken, şehirleriniz canlı bomba saldırılarıyla, terörist eylemleriyle sarsılırken, terör örgütü mensupları müttefik dediğiniz ülkelerde ellerini kollarını sallayarak dolaşır, en üst düzeyde ağırlanırken, evet işte bunlar olurken bakalım teröristleri destekleyenlere siz ne diyeceksiniz, nasıl davranacaksınız?